Hayırlı Ramazanlar. Bugün iftar için hazırladığım menülerden leveniye çorbası, dana rosto ve panna cotta tariflerini sizler için hazırladım arkadaşlar. Umarım sizler de beğenirsiniz. Her gün bu şekilde sizlere fikir olması için iftar menüleri hazırlıyorum. Çorbasından ana yemeğe ve tatlısına kadar. Hazırladığım bu tarz iftar menülerini nasıl buluyorsunuz? Çok merak ediyorum. Aşağıya yoruma yazabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca benden yapmamı istediğiniz tarifler de varsa mutlaka yazın. Yorumlarınızı bekliyorum. Evet, şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. Görüşmek üzere. Selamlar, ben Nurgül. Kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok nefis bir çorba tarifiyle geldim. Köfteli yoğurt çorbası. Bazı yörelerde lebeniye çorbası da deniliyor. Yöresel isimler zaman zaman değişebiliyor. Ama lezzet olarak emin olun çok güzel. Aslında bu yemeğe çorba demek biraz hafif düşüyor. Ana yemek olarak da kullanabilirsiniz. Başlı başına karın doyuruyor. Lebeniye çorbası, yoğurtlu köfteli çorbamız için gerekli olan malzemelerimiz. 2 çay bardağı pirinç, 1 tas haşlanmış nohut, 1 tas haşlanmış et suyu. Sosu için 500 gram süzme yoğurt, 1 yumurta, 1 yemek kaşığı un. Köfte harcı için 250 gram çiğ köftelik kıyma kullandım. Tuz, karabiber, 1 avuç galeta unu. 2 tane soğan, birini kıymanın içine kullanacağız, birini de sosun içerisinde kullanacağız. Ve 1 yemek kaşığı dolusu nane kurusu. Yemeğimizin yapılışı. 2 bardak pirinci tencereye alalım ve yıkayalım. Daha sonra üzerine yaklaşık 1,5-1 litre 600 milim sıcak su ekleyelim. Haşlamaya bırakalım pirinçler yumuşayana kadar. Ben bu esnada derin dondurucuya daha önceden haşladığım nohutları da ilave ettim ve beraber devam pişirdim. Yemeğim pişerken bu esnada sosunu hazırladım. Süzme yoğurdunu, yumurtayı, unu derin bir tasın içerisine ekleyip çırptım. Daha sonra 1 çay bardakta su ilave edelim. Kıvamını biraz açalım. Bu şekilde yemeğimizin sosunu hazırlamış olduk. Bunu bir kenara alacağız. Daha sonra çorbamıza ekleyeceğiz. Bu arada çorbamızın köftesi için bir tane soğanı rendeleyelim. Kıymayı ekleyelim. Yaklaşık 1 çay kaşığı tuz ve yarım çay kaşığı kadar karabiber ekleyelim. Bir avuç da galeta ununu ekleyip karıştıralım. Güzelce yoğuralım köfte harcımızı. Elde ettiğimiz köfte harcından küçük küçük köfteler yapalım. Daha çabuk bitmesi için bu şekilde üçerli üçerli yapıyorum ben. 3 parçaya ayırıyorum ve biraz aralarına boşluk bırakarak elimle hızlı hızlı bükerek küçük daireler yapıyorum ve küçük topalaklarım olmuş oluyor.
Evet, kıymamızdan küçük küçük topalaklarımızı yaptık. Teflon tavaya biraz sıvı yağ ilave edelim. Bir tane soğanı pembeleşene kadar kavuralım. Pirinçler çok güzel yumuşadılar. Bu esnada soğanlar kavrulurken ben çorbamın sosunu da ilave ettim. Kesilmemesi için önce pirinçli o sıcak sudan 3-4 kepçe yoğurt sosunu ilave edelim ve sürekli çırpalım. Tenceremize ekleyelim ve arada sürekli karıştırarak orta ateşte kaynamaya bırakalım. Tuzunu en son ilave edeceğiz kesilmemesi için. Ve yüksek ateşte pişirmeyelim, kesilmesine sebep olur. Ve arada sürekli karıştıralım. Soğanlar güzelce pembeleştikten sonra köftelerimi de ilave ettim. Ve sürekli karıştırarak kavurdum. Kıyma tamamen kavrulduktan sonra güzelce rengini alıp piştikten sonra bir yemek kaşığı dolusunu nane ilave edelim. Bu naneyi kendim kurutmuştum. Rengini görüyorsunuz arkadaşlar. Harika oldu. Tarifimi de paylaşmıştım sizlere nasıl kuruttum diye. Diğer videolarımı ziyaret ederek aradığınız videolarımı bulabilirsiniz arkadaşlar. Hazırladığımız köfte harçlı sosumuzu çorbamızın içerisine ekleyelim. Karıştıralım. Tuzunu da en son ilave edelim. Birkaç taşım daha kaynadıktan sonra ocaktan alalım ve sıcak sıcak servis yapalım. Piştikten sonra kapağını kapatmayalım. Bu da kesilmesine sebep olabilir. Ağzı açık yemeğimizi soğumaya bırakıyoruz. Evet, mis gibi çorbamız hazır. Köfteli yoğurt çorbası, lebeniye çorba tarifimiz. Umarım sizler de yapınca beğenirsiniz. Ben iki çeşit sunum yaptım. Sizlere ikisini de göstermek istiyorum. Bir normal servis tabağıma alıp acı pul biber üzerine gezdirdim ve nane ile süsleyerek servis yaptım. Bir diğer ikinci sunumum ise bakır tavanın içerisine çorbamı aldım. Ve üzerine tekrardan nane yaktım. Bu şekilde süsleyerek servis yaptım. Bir şey de sizlere açıklamak istiyorum arkadaşlar. Eğer çorbanız çok katı olduysa bir çay bardağı kadar sıcak su, kaynar sıcak su ekleyerek kıvamını istediğiniz kıvama gelene kadar açabilirsiniz. Çorba durdukça katılaşacaktır. Eğer öğlen yapıp akşama yiyecekseniz çorbanız oldukça yoğunlaşacaktır. Bunun için kıvamını sıcak su ekleyerek açabilirsiniz.
Bugünlük bu kadardı. Bir yayınımızın sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin diliyorum. Yeni paylaşacağım videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız mutlaka abone olduktan sonra zil sesini açalım. Paylaşacağım videolarım cebinize bildirim olarak gelecektir. Bir başka yayında görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Merhabalar, ben Nurgül. Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi sizlere müthiş lezzetli bir dana rosta tarifiyle geldim. Müthiş oldu arkadaşlar. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Dana rostomuz için gerekli olan malzemelerimiz. 1200 gram dana rosta eti kullandım. 1 tane havuç, 3 tane soğan, 1 büyük diş sarımsak, yarım kereviz, yarım rezene, 2-3 dal biberiye, 2-3 dal kekik, tane karabiber, tuz, zeytinyağı. Evet, malzemelerimiz bunlar arkadaşlar. Rostomuzun yapılışı. Öncelikle etimizi mühürleyeceğiz. Mühürlemek için demir döküm tava kullandım ben. Sizlerde yoksa normal teflon tavada kullanabilirsiniz. Demir döküm tavamı önceden ısıttım. Daha sonra zeytinyağı ilave ettim ve etimi koydum. Dört tarafını birlikte çevirerek yüksek ateşte etimi mühürledim. Et seçimi hakkında biraz bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Rosta eti dananın arka bacak kısmındaki parçalardan biridir. Yani oldukça sert ve geç pişen bir ettir. Rosto etine en uygun parçası nor parçasıdır. Kasabınıza söyleyerek bu şekilde temin edebilirsiniz. Evet arkadaşlar, nor rosto etimizi dört tarafını birlikte bu şekilde mühürledik. İki çeşit farklı pişirme yöntemi var arkadaşlar. Bu şekilde mühürledikten sonra fırında pişirebilirsiniz. Veya benim gibi bu şekilde tencerede yapabilirsiniz. İnşallah ileriki günlerde yapınca fırında da yapacağım. Sizlerle onun tarifini de paylaşacağım. Evet, demir döküm tencere kullandım. Tencereme zeytinyağı ilave ettim. Ve iri iri soğanları doğradım. Bunu tencereme ilave edip soğanları, kerevizi, rezeneyi, havucu, defne yaprağını, biberiye, kekik, bütün sebzeleri ekleyip tuz ve tane karabiber de ekleyip 1-1,5 yemek kaşık salça da ekleyip devam kavuruyoruz. Daha sonra mühürlediğimiz eti üzerine koyup yaklaşık 1,5 litre kadar sıcak su ekliyoruz ve kapağını kapatıp yaklaşık 3-4 saat arası orta ateşte rostomuzu pişiriyoruz. Evet, sebzelerimizi ilave ettikten sonra kısa bir süre kavuruyoruz. Salçaya da ekliyoruz. Kavuruyoruz. Etimizi ve suyunu ilave ediyoruz. Orta derece ateşte yaklaşık 3 ile 4 saat arası kontrol ederek pişiriyoruz. Sert bir et olduğu için geç pişiyor arkadaşlar. Bunun için 3 saati göz önüne almanız gerekmektedir.
videomu buraya kadar izlediyseniz sizlerden küçük bir ricada bulunmak istiyorum. Bu şekilde yemek ve et tarifi videolarını istiyorsanız yorum kısmına lütfen yazarak kendinizi göstermenizi rica ediyorum. Yorumlarınız ve beğenileriniz benim için çok değerlidir. Ayrıca denediğiniz tarifleri de tekrardan yazarsanız yapacak olan arkadaşlara fikir vermiş olursunuz. Emin ellerde onlar da deneyebilir hiç çekinmeden. Sizlerin yorumları bunun için çok değerlidir. Evet, suyunu da ilave ettikten sonra artık rostumuz orta ateşte 3 ile 4 saat arası pişecek. Kontrol edeceğim. Toplamda 3,5 saat pişti. Pişmesine yakın bu şekilde patates püresi hazırladım. Patateslerin kabuklarını soymadım. Sizler dilerseniz soyabilirsiniz. Yıkadım ve çabuk haşlansın diye bu şekilde küçük küçük dilimlere kestim. Tencereme koydum. Üstü basağa sıcak su ekledim. Ve ocağı aldım, haşlamaya bıraktım. Patatesler yumuşayana kadar, yumuşadıktan sonra fazla gelen suyunu bu şekilde süzgeç ile süzdürdüm. Böyle bir aparat ile püre haline getirdim. Eğer sizin yoksa çatalla basarak püre yapabilirsiniz. Evet, tamamını püre yaptıktan sonra bir kaşık tereyağı, biraz tuz, biraz muskat ceviz baharatı ile tatlandırdım, karıştırdım. Tekrar ocağa aldım. Kontrollü bir şekilde bir çay bardak sütü ilave ettim. Kıvamını istediğim kıvama geldikten sonra süt ilavesini bıraktım. Böyle birkaç taşım kaynattıktan sonra artık patates pürem hazır hale gelmiş oldu. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar, kıvama bu şekilde patates püremin çok güzel oldu. Artık pürem hazır. Ve 3,5 saat sonra rostom da çok güzel yumuşacık piştiler. Gördüğünüz gibi suyunu oldukça kaybetti. Sebzeler yumuşadılar. Çoğu sebze kaynamaktan kayboldu, eridi. Bunun sosunu kullanacağız arkadaşlar. Onun için hiç sorun değil. Ne kadar sebzeler kendini bırakır ölürse sosumuz da o kadar yoğun kıvamda olacaktır. Ayrıca servis için yanına brokoli ve havuç da haşladım. Evet, tencereden önce etimi çıkarttım, rostomu dilimlere kestim.
Evet, tenceredeki sosumuzu da süzüyoruz. Süzgeçten geçiriyoruz. Bu şekilde bastırıyoruz. Sepsileri oldukça ezelim. Sosumuza geçsin o püresi. Elde ettiğimiz bu alt sosu da tenceremize tekrar dökeceğiz. Birkaç dışım daha kaynatacağız. Eğer kıvamı duruysa arkadaşlar, un takviyesi yapabilirsiniz. Veya makinenin et sosu ile birazcık lezzetlendirmek istedim. Normalinde kıvamı çok güzeldi. Ama ben birazcık daha lezzet katmak istedim. Bunun için makinenin et sosunu kullandım. Yaklaşık bir yemek kaşığı kadar ilave ettim. Karıştırdım. Birkaç dışım kaynadıktan sonra kestiğim rosto etlerimi bu sosun içerisine ilave ettim. Ve sos ile her yerlerini buladım. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar sosumuzun kıvamı bu şekilde. Çok katı değil, çok da duru değil. Tam istediğim gibi oldu. Artık servis için rostomuz hazır. Servis tabağımıza yaptığımız patates püresinden koyalım. Rosto etimizi koyalım. Biraz sostan koyalım. Haşladığımız brokoli ve havuç ile birlikte dekor yapalım. Ve afiyetle yiyelim. Tam bir davet yemeğidir arkadaşlar. Dilerseniz özel misafirlerinizi de yapabilirsiniz. Ayrıca sunum için pembe tuğil kullandım. Bunun tarifini de daha sonra sizlere paylaşacağım arkadaşlar. Diğer videolarımdan izleyebilirsiniz. Evet, enfes menümüz artık hazırdır. Sos ile de son kez buluşturuyoruz. Müthiş lezzetli oldu arkadaşlar dana rostomuz. Şiddetle tavsiye ediyorum. Biraz sabır lazım. Yapması çok kolay ama pişmesi biraz uzun sürüyor. Ertesi güne kalan rostoları da pirinç pilavı ile birlikte sunum yaptım. Resimlerimi videomun sonuna doğru paylaştım. Dilerseniz bakabilirsiniz videonun sonuna arkadaşlar. Evet, arzu ettiğiniz gibi servis yapabilirsiniz. Pilava çok yakışıyor, püreye çok yakışıyor dana rosto. Mutlaka salata, patates eşliğinde müthiş bir ana yemek. Restoran yemeği arkadaşlar, evinizde yapabilirsiniz. Evet, izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bugünlük bu kadardı. Bir yayınımızın daha sonuna geldik. Beğenip ve yorumlarınızla lütfen kanalımda kendinizi gösterin. Eğer kanalıma hala abone değilseniz hemen şimdi kanalıma abone olarak yeni paylaşacağım videolarımı takip edebilirsiniz. Bir başka yayında görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.
Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Bugün İtalyan mutfağından panna cotta tatlı tarifiyle geldim. İki farklı meyve kullanarak iki tane değişik bir sos hazırladım arkadaşlar. Sizlere de fikir olsun diye. Frambuazlı ve kiraz soslu panna cotta. Panna cotta'mız için gerekli olan malzemelerimiz 4 kutu krema, 1 çay bardak şeker, 2 paket vanilya şekeri, 2 paket bitkisel jelatin agar agar kullandım. Yaklaşık 1,5 tatlı kaşığı kadar nişasta. Öncelikle pişirme tenceremize şekeri, vanilya şekerini, agar agar bitkisel jelatini alalım. Ve daha sonra kremaları ekleyelim. Sürekli karıştıralım topaklanmaması için. Daha sonra ocağa alalım ve ocakta kaynamaya bırakalım. Kaynadıktan sonra 2-3 dakika daha kaynatalım. Bu şekilde kıvam aldıktan sonra ocaktan alalım. Ve dolduracağımız kaplara bardaklarımızı mutlaka soğuk su ile yıkayalım. Daha sonra ikişer kepçe şeklinde kuplarımıza paylaştıralım. Evet, panna cottalarımız artık hazırlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi soğumaya bırakalım. Bu esnada soğurken kiraz soslu sosunu hazırladım. Hazır konservelerden kiraz kullandım. Gördüğünüz gibi süzgeç koydum ve suyunu süzdüm. Üzerinde kalan o meyveleri kullanmadım. Daha sonra bir paket tekrardan agar agar bitkisel jelatin kullandım. Tart jölesi kullandım bir paket. Bir paket vanilya şekeri de ekleyip karıştıralım ve kaynamaya bırakalım. Kaynadıktan sonra yoğun bir kıvam alacaktır. Daha sonra ocaktan alalım, ılımaya bırakalım. Tamamıyla soğumasın, ılısın. Panna cottalarımız tamamıyla soğuduktan sonra ılımış olan kiraz sosumuzu eşit bir şekilde paylaştıralım bardaklarımıza. Evet, gördüğünüz gibi 5 kavanozda kiraz sosu kullandım. Diğer kavanozlarda da frambuaz sosunu kullandım. Sunum içinde orman meyveleri, frambuaz, böğürtlen kullandım. Ve nane ile birlikte de bu şekilde ekleyip süsledim. Hem göze hem mideye hitap ediyor. Gerçekten çok müthiş bir tatlı. Üzerindeki soslarını arkadaşlar değişik meyvelerden yapabilirsiniz. Evet, hem göze hem mideye hitap ediyor. Tuğ ile birlikte de son dekorumu yaptım. Bunun tarifini de diğer videolarımdan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Yapımı çok kolay ama gerçekten her şeye çok yakışıyor.
yemek sunumlarına, tabak sunumlarına, tatlılarda gerçekten sunuma önem veriyorsanız bu şekilde tabaklarınızı süsleyebilirsiniz. Göze hoş geliyor, görsel olarak güzel duruyor. Evet, kiraz soslu panna kottamız artık hazırdır. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Şimdi frambuaz sosunu sizlere göstereceğim. Frambuaz sosunu da buzluktan, bahçeden topladığım frambuazları derin dondurucuya atmıştım. Çıkarttım. Hafif çözüldükten sonra 2 yemek kaşığı kadar şeker ilave ettim. Ve yaklaşık 1 çay bardak da su ekleyip blender ile püre haline getirdim. Evet, frambuaz sosumuz da hazır. Bunu sos olarak kullanacağım arkadaşlar. Ama sizler katılaşmasını istiyorsanız tarç jölesi ile pişirebilirsiniz. Ben katılaşmamış istediğim için bu şekilde bıraktım. Servis tabağıma 2 yemek kaşığı kadar frambuaz sosundan döküp kuptaki panna cotta'yı ters çevirdim. Orman meyveleri eşliğinde Tui ile birlikte servis yaptım. Burada sizlere içini de göstermek istiyorum. Çok güzel katılaştı. Gördüğünüz gibi. Ve müthiş lezzetliydi. Meyvelerin verdiği tat, sosun verdiği tat ile birlikte gerçekten müthişti arkadaşlar. Yani kesinlikle tavsiye ederim. Denemelisiniz. Eğer bardakta değildi arkadaşlar, bu şekilde tabağın içerisinde servis yapmak istiyorsanız sizlere tavsiyem kalıbınızı küçük tutun. Bu şekilde küçük kavanozlar kullanın. Kupta bardak da olanı kullanmayın. Çünkü gördüğünüz gibi az önce formunu gördünüz. Yaygan bir şekildeydi ve genişti, büyüktü. Ama bu şekilde daha güzel duruyor. Küçük, derli toplu duruyor ve güzel daha hitap ediyor, hoş geliyor. Evet. Bir yayınımızın daha sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize teşekkürlerimi gönderiyorum. Beğendiyseniz beğen tuşuna basarak ve yorumlarınızla lütfen kanalımda kendinizi gösterin. Ayrıca yaptığınız tariflerimi de yoruma tekrardan yazarsanız yapacak olanlara fikir vermiş olursunuz. Bu tarz videolarımın devamı için eğer kanalıma abone olmayı bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.